Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Futbol haberleri için abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç'un söz ettiği yerli operasyonunu Emre Belezoğlu yönetiyor. Fenerbahçe'nin özellikle İrfan Can konusundaki ısrarı sürüyor. Emre Belezoğlu 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise artık büyük takımda oynama zamanı geldi diye ikna etmeye çalışıyor. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferinde kilit isimlerden biri de oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun olacak. Daha önce Harun Tekin, Berke Özer ve Barış Alıcı gibi isimleri Sarı Lacivertli kulübe getiren FIFA menajeri Uzun'un iyi bir Fenerbahçeli olduğu ve Ali Koç ile yakın ilişkisi biliniyor. Amilli takımımızın Euro 2020 elemelerinde de kilit oyuncularından biri olan ve her geçen maç yıldızını daha da parlatmayı başaran İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'de yönetim bu sezonun tamamlanmasını bekliyor. Fenerbahçe'nin planında para artı takımdaki bazı oyuncuların bu transferde kullanılması öngörülüyor. Öte yandan Fenerbahçe yollarını ayırmaya hazırlandığı İsla'nın yerine Boca Juniors'ın 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Isla ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen Fenerbahçe'nin hedefindeki isim belli oldu. Sarı lacivertliler Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Molina'yı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncunun kulübüyle kontratı sezon sonunda bitiyor. Molina istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Molina'nın adı kısa bir süre önce Galatasaray'la da anılmıştı. Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Şilili oyuncu Isla ülkesinde açıklamalarda bulundu ve Sarı Lacivertli takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Diğer yandan Fenerbahçe'nin yerli operasyonu açığa çıktı. Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertler Alman altyapısında yetişen milli oyuncumuz Yunus Mallı'yı gündeme aldı. 2017'de 12.5 milyon euroya gittiği Wolfsburg'da beklenen patlamayı yapamayan ve devre arasında Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki 10 numara için bonservisi elinde bulunduran Wolfsburg ile temas kuruldu. Fenerbahçe'nin istediği diğer bir isim Galatasaray'ın da gündeminde olan Mert Çetin. Mert Çetin, Emre Belezoğlu'nun takımda görmeyi istediği isimlerin başında geliyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre, 23 yaşındaki stoperle ve kulübü Roma ile bizzat görüşecek. Sol bekte ise Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye dönmesi için girişimler başladı. Bu bölge için diğer bir aday ise birçok farklı pozisyonda oynayabilen Göztepe'li Alparslan Öztürk. Kanarya ayrıca Gençler Birliği'nin 21 yaşındaki yeteneği Berat Özdemir'in de peşinde. Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de radarında Sarı Lacivertler'in Muriç'te olduğu gibi Emre'yi de Aslan'ın elinden kapmaya çalışıyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabilen Sivas Spor'un 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda boşa çıkacak. Sarı Lacivertler'in hücumdaki bir diğer hedefi ise Schalke'nin milli golcüsü Ahmet Kutucu. 20 yaşındaki forveti kiralamak için mesai harcanacak. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mohamed Kudüs ile ilgili açıklama geldi. Danimarka ekibi Nordsjælland'de forma giyen Mohamed Kudüs'ü transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber. Fransız basını Rennes'in Ganalı orta alan oyuncusunun transferini 6 milyon euroya bitirmeye çok yaklaştığını yazdı. Ganalı futbolcu bu sezon çıktığı 19 maçta 9 gole imza atmıştı, bir de asist yapmıştı. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdik. Sportif direktör Emre Belezoğlu yönetiminde transfer operasyonları yürütülüyor. Özellikle yerli operasyon olarak Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun listesine aldığı isimleri değerlendirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.